Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte birleşim hissesini değerlendireceğiz. Bakın, birleşim hissesinde iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Zirve noktalar görüldükten sonra birleşim hissesi kanal alt bandına kadar düştüğünü görüyoruz. Sonrasında ise bir yükseliş trendine girdiğini görüyoruz. Bu bölgelerdeyken ne yapmıştık? Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Bakın, hedef bölgeye geldikten sonra bu bölgede düşen bir trend çizmiştik ve düşen trendimizin yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte burada oluşan bir yükseliş trendimiz vardı ve yükseliş trendimiz aşağı yönlü kırılmadıkça birleşim hissesinde yönün yukarı yönlü olduğunu söyledik. Çünkü teknik teorilerde şöyle bir durum vardır. Düşen trend oluşur. Düşen trend kırılmadıkça al pozisyonu oluşmayacaktır. Bakın, düşen trendin kırılmasıyla bu bölgede de bir süre konsolidasyon yaşıyoruz. Sonrasında yükselen bir trend oluşturuyor ve yükselen trende kırılırsa böyle bir düşen trendden bahsedeceğiz ve yükselen trendimiz hala kırılmadığını görüyoruz. Yükselen trendimizin destek bölgesi 37.30 TL civarlarından geçmektedir. 37 TL'ler aşağı yönlü kırılıp altında kapanış olmadıkça yönün hala yukarı yönlü okunması lazım ve yukarıdaki ana direnç bölgelerimizden bir tanesi 56-57 TL civarından geçmektedir. Zaten kanal alt bandımızın kırılmasıyla biz ne yapmıştık? Kanal teorimize göre fiyatın bir kanal boyu kadar daha gitmesi gerektiğini söylemiştik ve aşağıdaki kanalı aynen kopyaladık ve klonlamayla birlikte buradaki kanal üst bandına yerleştirdik. İlk hedefimiz kanal orta bandı 56-57 TL'ler. Sonraki hedefimiz ise kanal üst bandı olan 105 TL civarı olacağını konuşmuştuk. Şimdi piyasalarda genele yayılan bir dalgalanma ve düşen trend durumları var. Bundan dolayı birleşim hissesi de olumsuz olarak etkilendiğini görüyoruz. 37 TL'lerin yakından izlenmesi lazım. Bizim ana destek bölgemiz 30-31 TL'den geçiyor. Yani kırmış olduğumuz ve iki kez burada retest hareketiyle test etmiş olduğumuz kanalımızın alt bandı ana destek bölgemizdir. Ana destek bölgemiz normal şartlarda yükselen trend, yani 37 TL'nin altında kalırsak hedef haline gelir. 37 TL'lerin kırılmasıyla İlk bizim destek bölgemiz burada oluşan minördeki direnç bölgesi olacaktır. Bakın, minörde bir kanal görüntümüz var arkadaşlar. Buradaki tepe ile buradaki zirve noktasını birleştiriyorum. İki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntüsü oluşturuyorum ve görmüş olduğunuz beyaz trendimizin yarın kırılmasıyla bizim destek bölgemiz 35.70 TL'lere kadar düşecektir. 37 TL'ler ilk desteğimiz, 37-37.5 olarak bunu düşünmek lazım. Oraların kırılması ve günlük kapanış yapması halinde fiyatların öncelikle 35.70'lere kadar gevşemesi beklenir. Minör trendimiz eğer tutarlılık gösterirse buradan yapacağı hareketlilikle tekrardan kanal orta bandı 44 TL'ler hedef olarak karşımıza gelecektir. Desteklere göre hareket etmeniz maksimum kazancı sizlere sağlayacaktır arkadaşlar. Şu an için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Hala yükseliş trendindeyiz ve yükseliş trendimizin desteği 37.5 TL. TL'lerden geçiyor. Bu bölge kırılmadıkça yönümüz kanal orta bandı diyeceğiz. Yani 43-44 TL'leri düşüneceğiz. Ondan sonra ise buradaki 53 TL'ler ve 56-57 TL'ler hedef olarak karşımıza gelecek. Şu an için tehlikeli bir bölgedeyiz. Destek bölgemize yakınız ve destek bölgemiz tutmazsa aşağıdaki 35-70 ve 30 TL civarları bizim karşımıza hedef olarak gelecektir. Bakın, bu bölgede de oluşan bir düşen trend var. Bu düşen trendin kırılması lazım arkadaşlar. Yükselişlerin başlayabilmesi için burada oluşan trendin yukarı yönlü aşılması lazım. Yarın için minör görüntülerdeki direnç bölgemiz 41.40 TL'den geçiyor. Buraların aşılması birleşim hissesini tekrardan yükseliş trendine geçirecektir. Dolayısıyla aşağıda 37.5, yukarıda 41.40 TL bölgeleri vardır. Bu bölgeler ne yöne kırılırsa o yöne sert gitmesi beklenir. Eğer ki 41 TL'ler kırılırsa yukarı yönünü söylediğim dirençlere göre sırasıyla gideceğiz. Ancak 37.5 TL'ler kırılırsa aşağıdaki 35-70 ve 30 TL civarları bizim destek noktamız olarak karşımıza gelecektir. Yeni alım yapmak isteyen arkadaşların bu düşen trendin yukarı yönünü aşılmasını beklesinler. Bu düşen trend yukarı yönünü aşılmadıkça teknik manada destekten mal almak doğru bir şey değildir arkadaşlar. Destekten alıyorsan destek kırıldığında satmak üzere alman lazım. Destek kırıldığında
satmazsan piyasa seni yutacaktır. Ancak düşen trendin kırılmasını beklersen, yani 41.40 olarak yarın görülse de her geçen gün bu direnç bölgesi aşağı doğru düşüyor. Hangi zamansallıkta kıracaksa ona göre direnç bölgesinin fiyatı da değişecektir. Mesela 25 Eylül tarihinde 40.80 TL olarak direnç bölgemiz karşımıza geliyor. Bunun kırılmasıyla alırsan bir yükseliş trendi başlayacaktır. Çünkü düşen trendin kırılması yükseliş trendinin de başlaması anlamına gelecektir. En güvenli alım budur arkadaşlar. Ya da destekten alıyorsan desteğin tutmaması ve altında kapanmasıyla satıp kenara çekilmek lazım. Hangi desteğin tutacağını kimse bilemez arkadaşlar. Ana desteğimiz 30 TL civarlarından geçmektedir. Olası bir dalgalanmada fiyatların 30 TL'ye kadar düşmesi normal karşılanacaktır. O yüzden düşen trendimizi takip etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Finansal okuryazarlığın gelişmesi adına yapılan bu yayınları takip etmek kendinize bir yatırımdır. Koyun bulucuyu desteklemek istiyorsanız, kanalıma abone olursanız beni ve ekibimi memnun edersiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.